Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere geleneksel tıpta bitkilerin atası olarak tanımlanan belki de en değerli bitkilerden sayılan bir bitkiyle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Ginseng, kırmızı ginseng ile ilgili bazı bilgiler vereceğim arkadaşlar. Ginseng uzak doğuda özellikle Kore ve Çin taraflarında yetişen çok yıllık bir bitki arkadaşlar. Fakat dünyada makbul olanı özellikle Güney Kore'de yetiştirilen ginseng'tir. Bilginiz olsun. Ginseng şu şekilde arkadaşlar. Biz Saksı'da iş yerimizde büyütüyoruz. Bir ginsengimiz var. Bu yaklaşık 7-8 aylık. Hafif ağaç yapısında arkadaşlar. Böyle yaprakları da ağaç yaprağı gibi sert bir yapıya sahip çok yıllık bir bitki. Kökü yaklaşık olarak arkadaşlar 5-6 yılda oluşuyor. Zaten uygun olgunlaşmış kök de 6 yılda olgunlaşan kök. Kök şu arkadaşlar, orijinal kırmızı ginseng kökü bu. Kore'de, Güney Kore'de yetişen ginsengin kökü. Bu yaklaşık 6 yılda oluşuyor ve bu elimde görmüş olduğunuz tam 6 yıllık kök arkadaşlar. Ginsengin bu şekilde biraz meşakkatli yetiştirmesi de değerli arkadaşlar. Fakat Güney Kore tüm dünyanın hemen hemen ginseng ihtiyacını, yani kaliteli ginseng ihtiyacını sağlayan bir ülke. Çünkü orada artık endüstriyel olarak çok profesyonel manada yetiştiricilik yapılıyor. Yani her bir ginseng fidanının üzerinde adamlar şemsiye sistemi bile kurmuşlar. O derecede profesyonel yapıyorlar arkadaşlar. Kıymetli olan da o zaten. Ginsengin öğütülmüş halde şu şekilde değerli arkadaşlar. Böyle. Ginseng kök kısmı daha çok kullanıldığı için köküyle ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar sizlere. Ginseng özellikle hücre yenileyici özelliği en yüksek bitkilerden bir tanesi değerli arkadaşlar. İçerisinde B grubu vitaminlerin hemen hemen hepsi var. B1'den tutun da niyasimitten B12'ye kadar B grubu vitaminlerin hemen hemen tamamına sahip. Ayrıca C vitamini ve E vitamini aslında çok zengin bir yapıya sahip ginseng kökü. Bu sebeple de bağışıklık sistemini güçlendirme yönünde hücre yenileme özelliğiyle özellikle ön plana çıkan ve bu noktada birçok klinik çalışmalar yapılmış. Klinik çalışmalarca da ispatlanmış ve tıp literatürüne de geçmiş nadir bitkilerimizden bir tanesi bu ginseng. Özellikle kan dolaşımını düzene sokarak arkadaşlar tansiyon hastalıklarına da şifalı olan ginseng cinsel performans manasında en üst noktada kullanılan bitkilerden bir tanesidir. Bilginiz olsun. Bu cinsel performans noktasında yani cinsel gücü artırma noktasında hem erkekler hem bayanlar üzerinde etkisi klinik çalışmalarla ispatlanmıştır. Bazı internette kaynağı belli olmayan yazılar var. Herkes önüne gelen her şeyi yazıyor çünkü. Kadınların ginseng kullanmaması noktasıyla ilgili öyle bir şey yok arkadaşlar. Tam tersine ginseng kadınlarda da çok etkili bir yapıya sahiptir. Yani ginseng nihayetinde erkeklerde cinsel performans noktasında etki ederken testosterojen hormonuyla alakalı bir yapıdan dolayı değil arkadaşlar. Öyle olmuş olsa kadınlarda derdik ki kullanılmasın, testosterojen yükseltir. Ama öyle bir şey yok. Hormonal yapıyla alakalı bir bozukluk sağlayan bir ya da hormonal yapıyla ilgili etkileşim sağlayan bir bitki değil. Bunun görevi kan dolaşımını düzene sokarak damarlardaki çeperleri temizleyerek dolaşımı hızlandıraraktan cinsel yöndeki etkiyi artırması ve içerisindeki vitamin, mineral ve peniforellerden dolayı arkadaşlar bu etkiyi sağlıyor. Kökünde kalsiyum oranı çok yüksektir, magnezyum oranı çok yüksektir değerli arkadaşlar. Ginseng özellikle erkeklerde sperm sayısını ve sperm kalitesiyle ileri hareketlilik yüzdesini artıran en güçlü bitkilerden de bir tanesi. Bilginiz olsun, bu noktada çok başarılı sonuçlar verir değerli arkadaşlar. Tabii bu ginsengin öğütülerek bala karıştırılarak yenilebildiği gibi arkadaşlar kök, bu kök kısmından bir parça koparıp ağızda emerek de tüketilebiliyor ginseng. Ginseng ayrıca tabletler haline de getirerek tüketiliyor arkadaşlar. Türkiye'deki şu andaki en iyi ginseng tableti de bu elimde görmüş olduğunuz KGNF marka ginsengtir. Bilginiz olsun. Gerçek manadaki profesyonel ginseng, şu andaki Türkiye'deki en iyi ginseng tableti bu. Direkt Kore, Güney Kore'den ithal edilen bir ürün arkadaşlar. Bu da tablet formu ginsengin. Ginseng daha çok toz halindeyken dediğim gibi bal pekmeze karıştıraraktan günlük belli dozlarda alınabiliyor. Yaklaşık günlük alınması gereken doz 300 mg'a falan tekabül ediyor. Önerilen miktar bu şekilde genel olarak.
Fakat ginsengi hemen öyle kullanıp bir iki günde hemen faydasını gördüm işleri olmaması gerekiyor. Ginsengin düzenli olarak kullanılması gerekir arkadaşlar ve düzenli kullanımda çok güzel net sonuçlar veren bir bitkidir. Ginseng aynı zamanda günlük halsizlik, yorgunluk üzerindeki en iyi bitkilerden bir tanesi. Özellikle yaşamsal strese dayalı olan sıkıntılarla birlikte oluşan bu halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, güçsüzlük, bıkkınlık gibi sıkıntılarda ginseng ön plana çıkan en güçlü bitkilerden bir tanesi. Ginseng Doğu tıbbında yani bizim Türk tıbbında aslında kullanılan en iyi, en eski bitkilerden bir tanesi. Yani bu noktada da bir şey söylemek istiyorum. Çin tıbbı diye bir tıp yoktur. Bilginiz olsun, Türk tıbbı vardır. Çinliler özellikle Uygur, şu andaki Uygur Türkleri diye adlandırdığımız Türk kardeşlerimizden bu tıbbı çalmışlardır. Bilginiz olsun, Çin tıbbı diye bir şey yoktur. Türk tıbbıdır bu. Türklerden geçen bir tıptır bu arkadaşlar. Geleneksel tıp. Ginseng ayrıca yaprakları da kullanılıyor çay olarak ama Türkiye'de ülkemizde pek kullanılmıyor. Çünkü yaprakları getirilmiyor. Genel olarak kökü ve tabletleri getirirler arkadaşlar. Ginseng'in yaprağı da sindirim sistemini düzene sokmakta ve ödem atma özelliğiyle yine kan dolaşımı sistemini düzene koymayla ilgili de yaprakları çay olarak da demlenip içilebiliyor, bilginiz olsun. Hani elinde ginseng bitkisi olanlar ya da yetiştiren arkadaşlar varsa yaprağından da faydalanabilir o şekilde, ama tabii koparmaya da kıyılmaz, o da ayrı mesele. Ginseng genel olarak arkadaşlar faydaları bu şekilde. Dediğim gibi çok şifalı, çok faydalı bitkilerin atası olarak kabul edilen ginseng kökümüz bu şekilde arkadaşlar. Kırmızı ginseng kökümüz. Kırmızı ginseng kökü dememizin sebebi de bu reçineli bir yapısı var arkadaşlar. Kökün kırmızıya çalan, ondan kaynaklı. Bu zaten 5-6 yaşlarına gelince de burada kırmızı bir böyle çiçek gibi bir şey açacak arkadaşlar. Çiçek değil, o öyle tomurcuk tomurcuk bir meyvesi olacak. O kullanılmıyor ama kırmızılık da oradan geliyor genel olarak. Şeyleri, renk, beta karoten ihtiyacında kök oradan dışarı atıyor muhtemelen. Dediğim gibi ginsengle ilgili anlatacaklarım bu şekilde. Kullananlara, uygulayanlara şifalı olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.